Efendim, Doğu Akdeniz'de adeta güçler savaşı yaşanıyor. Doğu Akdeniz'de adeta bir dünya savaşı yaşanıyor desek yanlış olmaz. Çıkarlar savaşı yaşanıyor ve Türkiye'nin de bu bölgedeki çıkarlarını korumak adına ortaya koyduğu bir takım hamleler var. Bir takım atılan adımlar var ve tabii gündemde ne var? Gündemde Libya-Türkiye işbirliği var. Bu konuyla ilgili farklı görüşler söz konusu. İşte bunların hepsini değerli komutanımız İsmail Hakkı Pekin'le konuşacağız. Merhabalar komutanım. Teşekkür ederim tekrar. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun komutanım. Komutanım ilk olarak isterseniz belki izleyicilerimizin de bir hafızası tazelensin. Bu Libya'da Kaddafi yıkıldıktan sonra 2011 sanırım değil mi yıkılışı? 2011. Yani 2011 Mart'ında başlamıştı olaylar. 22 Ağustos 2011 tarihinde Kaddafi öldürüldü. Kaddafi öldürüldü Evet. ve Libya için yeni bir süreç başladı. Başladı. Arzu ederseniz komutanım ne oldu Libya'da? Kaddafi sonrası ne Yani oldu? Kaddafi Onu bir özetleyelim. sonrası yeni partiler kuruldu. Bunlardan bir kısım, bir tanesi de Müslüman kardeşlerdi. Seçimler yapıldı ama bir türlü insanlar seçim sonuçlarını kabul etmek istemediler. Daha sonra alınan oylar da %20 civarında falan. Müslüman kardeşler sanırım iktidar oldu bir ara şeyde, bölgede, Libya'da. Arkasından onların davranışları, hareket, politikaları beğenilmedi ve çok büyük bir sorun çıkmaya başladı halk arasında, halk ve işte kabileler arasında. Libya'da 400'den fazla aşiret var. Şimdi bu aşiretlerin bir araya gelmesi çok zor. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Yani bu aşiretleri Kaddafi nasıl bir arada tutuyordu? Korkuyla bir arada tutuyordu. Başka ülkelerden aldığı ordu vardı. Yani askerler, paralı askerler vardı. Onlar vasıtasıyla kontrol altına tutuyordu. Ama bu Kendisi çok aşiretler... dominant da bir karakterdi kendisi Yani de. tabii 1969 Güçlü bir yılında karakterdi. 1969 yılında darbe yapıp öyle gelmiş. Şehidisi'ye karşı darbe yapılıyor. Kaddafi Çok da geçiyor genç aşağı. Kaddafi geliyor değil mi Yani Libya'nın genç, başına? 69'da tabii çok genç. Halbuki 28 yaşında mı ne galiba Kaddafi öyle bir şey. bizim harp okulunda falan eğitim görmüştür. Yani Libyalı, Öyle o mi? şehidist zamanında falan Libyalı ilişkiler çok iyi. Komutanım eyvahlar olsun. Şimdi tarih de uyuşuyor. Tayyip Bey'le mi öğrencisiydi yoksa? Bilmiyorum kim öğrenci olabilir ama yani Onunla öğrenmişse sonuçta ihtilalciliği. harp okulunda okumuş birisi, eğitim görmüş birisi. Türkiye'ye karşı büyük bir sempati veren birisi. Hatta Kıbrıs Harekatı'nda ambargoya rağmen Türkiye'ye uçak lastikleri, uçak yakıtı, yedek partisi veren bir ülke. Ama biz ona gereken şeyi gösteremedik. Yani Vefayı. vefayı gösteremedik ama halka da göstermedi. Halk için de çok güzel şeyler yapmıştık Kaddafi. Yani çölün altından, orada çölün altından geçen nehir var. O nehirle bütün bölgeyi sulayıp halkın ihtiyaçlarını karşılamak için çok önemli şeyleri var. Sert adamdı tabii. Muhaberat devleti, istihbarat devleti. O ayrı bir konu yani. Onu bir tarafa atıyorum ama halkın ihtiyaçları için çalışan birisiydi. Şimdi vefa gösteriyor tabii Türkiye, Gerçi komutanım Libya'ya. siz daha iyi bilirsiniz ama çok da uzun süre direndi aslında. Yani bu özellikle şeyden sonra direndi. Biliyorsunuz Lockerbie faciası var. 200 kişilik uçak düşüyor. 235'ti galiba. Düşürenler, bombayı koyanlar Gaddafi'nin adamları diye değerlendiriliyor. Bu iki kişi uzun süre teslim etmedi şeye. İskoçya'ya düşüyor. İskoçya'ya düştükten sonra 235 kişi artı 11'de İskoçlardan ölen var. Ölenlerin 187'si Amerikalı. Amerika çok üzerine baskı yaptı bunun üzerine. O sonra iki kişiyi İngiltere'ye teslim ettiler. Bunlardan birisi daha sonra serbest kaldı. Birisi de ömür boyu hapse mahkum oldu. Daha sonra da öldü hapishanede. Lockerbie faciasından sonra çok baskı yapıldı şeye, Gaddafi'ye. Sonra işleri düzeltti ama çok büyük bir rant var orada. Yani çok büyük petrol var, para vesaire falan. Özellikle İtalyanlarla ve şeylerle, Fransızlar arası çok iyiydi onun. Dolayısıyla o rant oranına taarruz ettiler ve Libya'yı paramparça ettiler. Zaten Libya yani Kaddafi'nin ordusu sayesinde bir arada kabileleri, aşiretleri bir arada tutuyordu. Yani maalesef Şu oldu. anda Şimdi güncel Libya'nın durumu nasıl komutanım? güncel Libya'nın durumuna baktığımız zaman şu anda Libya üçe bölünmüş durumda. Hatta ikiye bölünmüş diyelim. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nde bulunduğu Trablus. Yani Tripoli eski Evet. ismiyle başlayıp toprakların küçük bir kısmı bundan elinde. Ama en merkezi kısmı. Ama nüfusun büyük bir kısmı. Çünkü nüfusun çok büyük bir kısmı sahilde yaşıyor. Yani geri kalan çöl. Çölde yaşayan Tuarekler var. Bazı kabileler var, özel Tuarekler var. Yine geri kalanda da bu Halife Hafter var. Halife Hafter asker. Aslında
Libya askeri, yani Gaddafi'nin sağ koluna kadar gitmiş birisi, çıkmış birisi. O var. Onun komut ettiği milli ordu var. Libya milli ordusu var. Temsilciler meclis seçim yapılmış. Temsilciler meclisi toplanmadan öldürme korkusuyla kaçmıştı. Onlar da şeyde Bingazi tarafında sanırım duruyorlar. Böyle bir ortamda şimdi Hafter'le şey Ulusal Muhtavat Hükümeti. Trablus hükümetinin başında kim var komutanım? Serraç var. Başbakan Serraç var. Başbakan Serraç. Serraç aslında dünyanın tanıdığı o değil mi? Şu dünyanın anda. Tanıdığı o. Evet. Serraç aynı zamanda akrabaları Türk. Öyle mi? Yani Manisalı. Yani orada Osmanlı'dan kalan çok şey var. Onlardan birisi. Torunları şeyleri falan. Zamanında Anadolu'dan gitmiş oraya. Tabii canım şeyle beraber. İşte orası alınırken gitmişler. Kalmışlar orada. Oraları yönetmişler aileler. Birisi o Serraç dediğimiz adam. Şey Halife Hafter'de dediğim gibi şey komutan, ordu komutanı. Bu Çat Libya Savaşı sonrasında yeniliyorlar. 300 kişiyle beraber Halife Hafter esir düşüyor. Bu alınıyor, şeye götürülüyor. Amerika'ya götürülüyor. Amerika'da CIA'nın kontrolünde yetiştiriliyor ve o tarihten itibaren de Gaddafi aleyhine, Gaddafi'nin muhalifi olarak hareket ediyor. Daha sonra işte bu Gaddafi öldükten sonra tekrar Libya'ya geliyor. Ordunun başına geçiyor. Ama daha sonra Ulusal Muhtavat Hükümeti'ni kabul etmediği için arada bölünmeler oluyor, savaş çıkıyor. Ve o kabilelerin bir kısmı, aşetlerin bir kısmı Halife Hafter'in yanında. Ordunun silah mühimmat cephanesinde büyük bir kısmı Halife Hafter'de tank, uçak, zırhlı muharebe aracı onun yanında. Tabii Halife Hafter'i destekleyen Mısır var. Rusya var. Libya ordusu kimin yanında? Libya ordusu işte şeyin yanında. Hafter'in yanında. Evet, yani ordu Hafter'in yanında. Diğerleri hükümet şeyde. Ulusal Muhtavat Hükümeti. Peki ordu orada. Hafter'in yanındaysa evet. Trablus hükümeti nasıl ayakta kalıyor? Trablus hükümeti dayanağı ne yani? Dayanağı şu. Dayanağı daha evvel ele geçirdi silahlar, silah cephane mühimmat ve Türkiye destekliyor. Diğer işte birkaç ülke daha destekliyor. Hafter Amerika mı destekliyor? Hafter'i Amerika ortada aslında. Hafter'i de destekliyor. Pek desteklememiş gibi gözüküyor falan, böyle geride planlanıyor. Rusya da aynı şey yapıyor. Aslında oraya gönderdiği o Wagner şirketiyle o da destekliyor. Ama Mısır fiili olarak destekliyor. Yani hemen hududun kenarında şey var, fiili olarak destekliyor şeyi. Ondan sonra Birleşik Arap Emirlikleri destekliyor çok fazla. Mesela Sudan'dan gelen askerlerin parasını, Hafter'e katılan askerlerin evet. parasını şey veriyor, Birleşik Arap Emirlikleri veriyor. Peki. Komutanım müsaadenizle ben bir özetleme evet, yapayım. Tabii. Çünkü karmaşık bir konu. İzleyicilerimizin de kafası tabii. şeffaf olsun. Sonra anlaşmaya geleceğiz. Şimdi efendim Kaddafi devrildikten sonra Libya ikiye bölünüyor. Trablus'ta merkezi bir hükümet var. Ancak ordu bu merkezi hükümete tam anlamıyla destek oluyor değil. Türkiye'nin de an itibariyle irtibatta olduğu, muhatap olduğu ve Doğu Akdeniz'de anlaşma halinde olduğu hükümet Trablus hükümeti. Doğru mu Doğru. komutanım? Peki Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki konumu ve Libya ile olan bu olası anlaşma meselesi nedir? Yani şöyle söyleyeyim tabii Türkiye Doğu Akdeniz'de biliyorsunuz 5 ülke, ben onlara çete diyorum 5 çete. Evet. İsrail, Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Lübnan'da var. Şimdi bu beşli grup kendi aralarında tek taraflı anlaşmalarla Doğu Akdeniz'deki münasır ekonomik bölgelerini deniz yetki alanı sınırlandırmasını yapmışlar ve koordinatlarla kendilerine tahsis etmişler belli bölge. Oralarda ve buralarda da Türkiye devamlı müdahale ettiği için, karıştığı için Türkiye'de buralara müdahale etmesin diye buralardaki petrol arama izinlerini dünyanın en büyük şirketlerine vermişler. Yani Amerikalı ExxonMobil'e vermiş. İngiliz BP'ye vermiş. Hollandalı Shell'e vermiş. Hollanda'nın şirketine. Ondan sonra İtalyan Eni'ye vermiş. Fransız Total'e vermiş. Ruslardan işte Gazprom'a vermiş. Öyle olunca Türkiye yani bunların arkasında büyük devletler var şeklinde bir hava oluşmuş. Türkiye'de öyle olunca Türkiye'ye bakıyoruz. Güney Kıbrıs'ın hakkı yeniyor. Güney Kıbrıs'ın hakkını da şey alıyor. Kuzey Kıbrıs'ın Cumhuriyeti'nin hakkında Güney Kıbrıs alıyor. Ayrıca Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne hapsediyorlar. Küçücük Meis Adası'nın bile münasır ekonomik bölgesi var, münlenmesi var. Türkiye, Akdeniz'de en büyük kıyı uzunluğuna sahip bir ülke. Onun yok böyle bir şeyi. O sadece Antalya Körfezi'nde ve Doğu Akdeniz'in sunduğu nimetlerden faydalanmayacak yani. Onun üzerine Türkiye devamlı ikaz etmesine rağmen bir şey yapılmadığı için ki tabii onların arkasında Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri de var. Öyle söylüyorum. Bir şey yapılmadığı için Türkiye'de son çare olarak Libya ile anlaşarak Libya ile Türkiye arasında bir hat belirleniyor.
O hattı baktığımız zaman, yeni baştan ölçüm yapılan hattı baktığımız zaman, Türkiye ile Libya deniz yetki alanlarının sınırlanması konusunda komşular. Böyle bir hat çiziliyor, bir koridor ortaya çıkartılıyor ve sonuçta bu tabii bu bütün o beşli çetenin işini bozuyor. Onun beşli çetenin işini bozduğu gibi Avrupa'nın da işini bozuyor. Çünkü onlar Türkiye'nin bu işe karışmasını istemiyorlar. Türkiye buradan nemalanmasın. Çünkü şöyle nemalanmasın. Hem Türkiye orada petrol ve doğalgaz arıyor. İşte iki tane sondaj gemisi, iki tane şey gemisi var. Sismik araştırma gemisi var. Şimdi bir sondaj gemisi daha gelecek. Hem de böyle bir şeye sahip çıkıyor. Kendi arazisine, kendi şeyine ve mavi vatanına sahip çıkıyor. O çıkınca ister istemez diğerlerinin hakları daralıyor. Yani evet. Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs diye bir alanları yani, daralıyor. Alanları daralıyor, menfaat alanları. Türkiye'nin alanı var. Libya'nın alanı var, o artıyor. Şeyin alanı da artıyor aslında. Mısır'ın alanı da artıyor, Lübnan'ın alanı da artıyor. Aslında Mısır ve Lübnan'dan, Libya'dan şey almış, yani Güney Kıbrıs almış. Aslında kompanım Türkiye, Mısır ve Lübnan'la ilişkilerini geliştirse evet. Çok muazzam bir durum olmaz mı? Evet, olacak aslında. Ama yani maalesef böyle bir sıkıntı var şu anda. Şimdi böyle olunca onlar tabii hop kalkıyorlar. Bu sadece doğalgaz almak değil. Doğalgaz bulunduktan sonra da bulunan doğalgazı Girit üzerinden Yunanistan'a, İtalya'ya, Avrupa'ya götürme gibi bir projeleri var. 2000 kilometrelik boru hattı deniz altından döşenecek. Türkiye buna da mani oluyor. Çünkü boru hattının geçtiği bazı yerler Türkiye'nin kendi alanına isabet ediyor. Yani onların kızdıkları konu bu. Çünkü Türkiye'yi dışarıda bırakıp oradan doğalgazı Avrupa'ya götürmek ve Avrupa doğalgazının %10'unu oradan almak suretiyle Rusya olan bağımlılığını azaltmak gibi bir planları var şeylerin, onların. Türkiye'de bypass edecekler. Türkiye bunu önledi ve kendi münhasır ekonomik bölgesine, kendi mavi vatanına sahip çıktı. Ve bu sayede de mavi vatana sahip çıktığı için de ana vatanı korumuş oldu. Çünkü mavi vatana sahip çıkmak hayati öneme ait bir konuydu Türkiye açısından. Eğer buna sahip çıkmasaydık Antalya Körfezi'ne hapsedilecektik ve bir süre sonra da ana vatan, Anadolu'dan belki de ayrılmak, tecrit edilmek durumunda kalacaktık. Yani bu kadar hayati bir sorun, Doğu Akdeniz sorunu. Dolayısıyla ona bağlı olarak Libya'ya yaptığımız anlaşma, mutabakat da ulusal mutabakat hükümeti ile yaptığımız bir mutabakat. Dolayısıyla imzayı atan onlar, Türkiye'de onlarla ilişkisini geliştirmek istiyor ve sonradan çıkardığı güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatı da onlarla yaptığımız, onları korumak için, onları gereken desteği vermek için yaptığımız mutabakat. Çünkü onların iktidarda kalması lazım ki bu anlaşma devam etsin. Yani bunun için bu konu baştan itibaren Türkiye için gerçekten yaşamsal öneme sahip bir konu. Hani diyorlar ya şimdi savaş çıkar, bilmem ne olur. Yani Türkiye eğer önümüzdeki yüzyılda karaya hapsolacaksa, bu nimetlerden faydalanamayacaksa, bunlardan yine başka ülkelere faydalanacaksa, o zaman çıkarsa çıkar yani. Yapacak bir şey yok bu konu. Yani bu konuya hazırlıklı olmamız lazım. Yani savaş çıkar. Aman yani ihtiyatlı olmak başka bir şey. Fırsatlardan faydalanmak, inisiyatif kullanmak farklı bir şey. Şimdi ihtiyatlı olmak tamam. Ama ihtiyatlılık korkaklık seviyesine gelirse, ama şunu yaparsak şu oluyor. Bunu ihtiyatlık payı ayırırsınız. Olabilecek olaylara karşı tedbir alırsınız. Hesaplanmış riskleri göze alırsınız. Ve fırsatlardan faydalanırsınız. Türkiye şu anda onu yapıyor. Bunu yaptığı zaman da göreceğiz önümüzdeki çeyrek yüzyılda belki de daha çok zenginleşecek. Çok daha refah bir ülke bırakacak çocuklarına, gelecek nesline. Yani bu bakımdan çok önemli. Anadolu'da tutmamızın ana nedenlerden bir tanesi denizlere, Doğu Akdeniz'de denizlere hakim olmaktır. Hakim, eğer deniz, bakın Osmanlı'nın çökmesi denizlere hakimiyetin azalmasıyla başlar. Türkiye daha yeni milli menfaatlerini uzaktan korumaya, milli menfaatlerini uzaktan elde etmeye. Şimdi her şeyi soruyoruz. Yani şimdi Libya'da ne işimiz var? O zaman bırakalım. Adamlar bizi imzalamış, anlaşma var. O anlaşmaya göre Antalya Körfezi'nin hapsesinden. Libya'da gitsin şeyle anlasın. Yunanistan'la anlasın. Bu mu isteniyor yani şimdi?
Efendim daha evvel aklınız neredeydi? Evet, geç kaldık. Ama geç kalınmışsa daha evvel aklınız nerede diye soru sorulmaz. Sonuçta ülkenin menfaati, bu siyaset üstü bir konu. Ülkenin menfaatini ilgilenen konularda şey olmaz artık. Yani, bir de Mehmetçik oraya gitmesin diyen... Ya olur mu şimdi? Mehmetçik, zaten yaptığımız mutabakata baktığımız zaman Mehmetçik oraya gidecek, Mehmetçik. Oraya gittiği gidecek zaman gidecek ama savaşmayacak. Yani akıl var, mantık var. İmzaladığımız güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatına bakın. O mutabakatta oraya giden silahlı kuvvetler savaşacak gibi ordularıyla beraber karşı tarafa karşı savaşacak diye bir şey yok. Şu var, danışmanlık, eğitim, işte acil müdahale kuvveti kurmak, teşkilatlandırmak, ofis kurmak, sivil personel göndermek, malzeme, tesisat, yedek parça, destek mal, bunları göndermek, bunlar var işin içerisinde. Türkiye bu konuda çok, yani çok tecrübeli bir ülke. Daha önceden de çok sayıda ülkeye, dünyanın her yerine kuvvet gönderdi. Ve o gönderdiği her kuvvete bu çatışmama konusunu angajman kurallarına çok iyi olarak yazmıştır, belirtmiştir. Ve oraya giden güçlerimiz sadece bu işleri yapmıştır. Kesinlikle gidip de mesela Afganistan'da Taliban'da savaşmamıştır. Bunlar da öyle olacaklar. Eğitecekler bunları, teşkilatlandıracaklar, Türkiye'den gelen silah, tesisat, malzeme bunları öğretilecek. Ne eksiği var bunların? Karşı tarafın uçağı var, bunlara uçak savar lazım. Türkiye bunlara belki uçak savar füzesi verecek, hava savunma füzesi. Başka, bunların ne eksiği var? Karşı tarafın tankı var, zırhlı araçları var. O zaman ne verecek Türkiye bunlara? Güdümlü tank savar silahı verecek. Ateş desteği eksiği var, o zaman top verecek, çok namlu roketler verecek. Ve bunların kullanılmasını öğretecek. Bunlar cephede nasıl kullanılır? Bunlar bir ordu nasıl sevk ve idare edilir? Bir bölük, bir tabur nasıl sevk ve idare? Bunların eğitimi verilecek. Bakım ekibi gidecek. Bakım ekibi bunların bakımını yapacak, onarımı yapacak. Lojistik ekip gidecek, istihbarat ekibi gidecek, insanları yetiştirecek. Dolayısıyla bizim şeyimiz bu. Mehmetçik oraya gidip zaten savaşırsak birçok insanı karşımıza alırız. Ama şu var, birçok devleti. Ama şu var, gönüllü insanlar gidebilir. Bana göre gönüllü insanlar gidebilir, yapılır. Şirket kurulur. Devletin kurması şart değil şirketi. Türkiye'nin de önümüzdeki dönemde bu tip vekalet savaşları için bir özel şirkete ihtiyacı var. Ve o şirket kurulur. O şirket aynı zamanda hem istihbarattan anlar, lojistikten anlar, savaşma, güvenlik, koruma, ne bileyim arkasından ikmal ve bütün bunlarla birlikte inşaat, petrol çıkartma, petrol arama dahil bütün şeyleri içine alan bir şirket olur. Var bu şirketler. Amerikalıların şirketi böyle. Blackwater'ın yerine kurulan akademi ve diğer şirketler böyle. Çok büyük bir şirket. Şimdi yeni kurulan şey de buna benziyor biraz. Rusların Wagner denen şirketi. Biz de bu tip şirketler kurabiliriz. Yani şeyin Fransızların Lejyon orduları var. Yani devlet desteği olması şart değil. Devlet, bu işin parası bir yerden gelir. Yani nasıl gelir parası? Birileri şeye para verir, ulusal mutabakat hükümetine. O hükümet o paraları bu özel şirketlere vermek suretiyle kendi savunmasını takviye eder. Yani bunları Türkiye bunları, bütün bunları düşünmek durumunda. Yani resmen devletin devreye girmesine gerek. Resmen devreye girecek onlar belli. O konular zaten Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlara, alınan kararlara, uluslararası kararlara aykırı olmaz zaten. Devlet öyle hareket eder. Çünkü yarın bir gün insan hakları dolayısıyla uluslararası mahkemeye verilebilir, başka şeyler olabilir. Bütün bunları bakar ama öbür türlü bir tedbir almak durumdayız ve bu tip şirketleri kurup kullanmak durumdayız. Yani eğer başkaları yapıyorsa biz de yapacağız. Eğer Türkiye Doğu Akdeniz'de bunu şeye devam edecekse, Türkiye mavi vatanını savunacaksa uzaktan, mecburen bütün bu istihbarat faaliyetleri dahil bütün bu faaliyetleri yapmak ve yürütmek durumunda. Peki. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Doğu Akdeniz konusunda, Libya konusunda oldukça bilgilendirici ve güncel durumu, tabloyu çok açık bir şekilde ortaya koyan değerlendirmeleri yaptı değerli komutanımız. Burada programımız sona eriyor. Lütfen siz de görüşlerinizi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın.
Kanalımıza abone olmadıysanız olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayalım. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.